Mutlu akşamlar. Akademik Bakış'a hoş geldiniz. Bu akşam yine stüdyomuzda çok değerli iki akademisyen konuğum var. Sizlerin de gördüğünüz gibi bu akşam hem Ordu Üniversitesi'ni konuşacağız hem de sanatı konuşacağız. İlk konuğum Doçent Doktor Funda Altın, Seramik ve Cam Bölüm Başkanı. Diğer konuğum Doktor Öğretim Üyesi Nihal Derin Coşkun, Seramik ve Cam Bölümü Öğretim Üyesi ve aynı zamanda Güzel Sanatlar Fakültesi Dekan Yardımcısı. Hocalarım hoş geldiniz programımıza. Teşekkür ederiz. Teşekkür ederim. Nasılsınız? İyiyiz, teşekkür ederiz. Çok iyiyiz. Teşekkürler, çok sağ olun. Funda Hocam sizinle başlamak istiyorum. Daha önce Ordu'da kişisel performanslarınız oldu, çeşitli çalışmalarınız oldu. Bildiğim kadarıyla Ordu Büyükşehir Belediyesi ile de yürüttüğünüz çalışmalar var. Doğrudur. Ve bu bakımdan aslında Ordu halkı sizi bir miktar tanıyor. Ama ben sizleri birazcık daha yakından tanıtmak üzere kendinizi birazcık bize anlatır mısınız? Tabii ki, tabii hocam. Aslen İzmirliyim. Yani çocukluk ve gençlik yıllarım orada geçti. Hatta 9 Eylül Üniversitesi'nden mezunum. Güzel Sanatlar Fakültesi Seramik ve Cam Bölümünden. Daha sonra işte orayı bitirdikten sonra, yüksek lisansı tamamladıktan sonra bu tarafta bir yaşam şansı oldu. Daha doğrusu üniversitedeki çalışma imkanından dolayı Güzel Sanatlar Fakültesi yeni kuruluyordu. Böyle bir teklif geldi, burada çalışmak ister misin diye. Ordu'yu daha önce hiç görmemiştim. Geldim, önce bir ziyaret ettim, şehri gördüm ve hayran kaldım. Yani özellikle Samsun'dan şehre doğru yaklaşırken, hatta şaşırdım da masmavi denizi görünce. Yani öyle güzeldi ki, çok davetkar bir şehir, hakikaten insanı kucaklayan bir şehir. O zamandan beri de mutlu bir şekilde burada yaşıyorum. Doktoramı da Samsun 19 Mayıs Üniversitesi'nde tamamladım. Yaklaşık 7 yıldır Ordu'dayım. Dediğiniz gibi Seramik ve Cam Bölüm Başkanıyım. Ondan öncesinde gene bir 2 sene burada bulunmuştum üniversitede öğretim görevlisi olarak. 2,5 senelik de bir Malezya maceram var. Öncesinde başka bir lisans mezuniyetim daha var ama hani onu belki daha sonra yeri gelirse konuşuruz. Öyle yani, Ordu'da çok severek yaşıyorum, çalışıyorum, üretiyorum. Dediğiniz gibi belediyeyle her dönem çok iyi ilişkilerimiz oldu. Sanata ve ürettiklerimize çok saygılılar, konuya çok hakimler. Şu anda da Hilmi Bey'le bir projemiz var söylediğiniz gibi. Biraz sürpriz olsun diye çok detayını vermiyorum ama çok büyük bir proje gerçekten. Şehre çok çehresini değiştirecek, insanların çok hoşuna gidecek ve hani Türkiye çapında da duyulacak bir proje olacaktır. Sanatsal bir proje gene ama tabii ki sosyolojik, hani toplumsal anlamda da derin mesajları olan, kucaklayıcı bir iş olarak ortaya çıkacak. Bir de cam projemiz var belediyeyle. Bir alevde şekillendirme atölyesi kurduk. Ben onlara danışmanlık hizmeti verdim. Şimdi de sıcak cam atölyesi yapılıyor çikolata fabrikasında. Onu da heyecanla bekliyoruz. Asıl önemli olan tabii ki bugün belki konumuz, hani bizim bölümümüz, bizim üniversitemizde neler oluyor, bitiyor. Onları da bilahare anlatırım hocam. Evet, bir İzmirli olarak tabii Ordu'ya herhalde bayağı yakın hissettiniz kendinizi. Evet. Denizli evet. olsun, yaşam, kesinlikle halkıyla, evet, olsun. Evet, hayat evet. görüşüyle, evet, çok temposuyla, güzel. Evet. Çok güzel hocam. Nihal Hocam size döneyim. Sizi de birazcık seyircilerimize daha yakından tanıtmak adına nerede eğitim aldınız, nerede doğdunuz? Bunlarla ilgili konuşur musunuz? Ben Malatya'da doğdum. Biraz bu bölgeden farklı bir dokuya sahip bir yörenin insanıyım. İlk orta lise öğrenimi Malatya'da tamamladım.
Benim seramikle tanıştığım yer üniversiteyle birlikte Kütahya'da Dumlupınar Üniversitesi'nde oldu. Lisansımı orada tamamladım. Daha sonra yüksek lisans eğitimim. Daha sonra bir özel sektör deneyimim oldu benim yaklaşık 4 yıl kadar. Ondan sonra akademiyle tanıştık. Akademiyle tanışmamız Ordu Üniversitesi ile birlikte gerçekleşti. Ordu Üniversitesi'ne başladıktan kısa bir süre sonra doktorayı kazanarak yine kendi lisansımı, yüksek lisansını tamamladım. Dumlupınar Üniversitesi'ne gittim. Doktora eğitimimi orada gerçekleştirdim. Doktora eğitimim süresince Anadolu Üniversitesi'nden de dersler aldım. Güzel Sanatlar Fakültesi Seramik ve Cam bölümünden. Ben aslında biraz olayın teknik alanında seramik mühendisliği çıkışlıyım. Sanatla biraz endüstriyel sanatla bağlantılı bir alan mezunuyum. Bu şekilde hayatımıza, öğrenim hayatımıza, öğretim hayatımıza devam ediyoruz. Evet, çok güzel hocam. Funda hocam, az önce aldığınız alan dışı diye tabir edebileceğimiz belki bir eğitimden bahsettiniz, hı hı, ama söylemediniz. Ben biraz sohbetimizi açmak için onun detayını öğrenmek istiyorum seyircilerimizin bilmesi açısından. Hangi bölüm üzerineydi bu aldığınız eğitim? O çok farklı bir bölümdü. Ege Üniversitesi Alman Filolojisi mezunuyum. Alman Dili ve Edebiyatı. Yani hatta 6 senede özel sektörde çalıştım oradan mezun olduktan sonra. Yani normal bir hayat akışım varken birdenbire bir sanat yani sanata karşı bir eğilimim zaten çocukluktan beri vardı. Biraz öyle mi oluyor hocam? Yani çocukluktan mı başlıyor bu sanat? Evet, aslında eğilimisi? Yani ben öğrencilerimize de veya bu camiada yaşayan, çalışan herkese baktığım zaman mutlaka çocukluklarında buna dair izler taşıyorlar. Yani yaratıcılığa dair, el becerisine dair, farklı düşünme, dünyayı algılama biçimindeki özel yönlere dair mutlaka bu sanata eğilimi olan kişilerin bir farkı oluyor. Yani hani sayısal, sözel diye ayırıyoruz belki ama bir de bunun sanatsal yönü de var çok kuvvetli olan. Ki sanatsal yön aslında sayısalı da sözeli de kucaklayan, harmanlayan bir alandır. Çünkü ikisine de çok iyi hakim olmak gerekiyor, iyi bir sanatçı olabilmek için. Yani bence hatta sanatçı olabilmek için tüm bilim alanları konusunda bilgi ve fikir sahibi olmak lazım. Gündemle ilgili, dünya ile ilgili, siyaset olsun, ne bileyim bilim olsun, her konuda bilginiz olması gerekiyor. Yani kendisini bir odaya kapatıp da dünyadan soyutlanarak üretim yapan bir sanatçı mümkün değil var olması. Yani sanatçı her şeyden haberdar olmalı. Evet, her anlamalı. Konuya dair en azından bir ilgisinin, bir merakının olması. Tabii araştırıcı, çok araştırmacı olması lazım. Yani ilgili olması lazım. Peki bu noktada Alman filolojisi eğitimi almış olmanın, hı-hı, sanat eğitimine veya sizin sanatsal eserlerinize katkısı, üretiminize katkısı oldu mu veya ne şekilde oldu? Hı-hı. Aslında ben hani seramik ve cam bölümünde okurken şeyi düşünmüştüm, hani keşke daha erken böyle bir inat etseydim, burada okusaydım, daha uzun yıllarım olsaydı bu meslekte diye, ama sonradan özellikle seramik ve cam alanında Almanca kaynak çok ve ben 2004'te girdim, 2008'de lisansı bitirdim. O dönemde tercüme yayın şimdikine göre çok daha azdı. Yani son belki 10 yılda iyice bu işler hızlandı. Yani önemi iyice ortaya çıktı. Kaynaklara erişim, anlama konusunda bana çok büyük faydası oldu yabancı dilin. Aynı zamanda İngilizcem de iyiydi Almanca ile beraber. Artı tabii bir de hiç tahmin etmeyeceğimiz bir artısı oldu. Tercümanlık yaparak, çevirmenlik yaparak da okulaştığımı çıkartmış oldum. Birçok açıdan çok faydasını gördüm yani. Hiçbir şey boşa değil bu hayatta. Tabii seramik ve cam bölümü okurken aslında siz aynı zamanda çevirmenlik yapabilecek yeterlilikteydiniz, evet, değil mi? Yani doğru. Ondan sonra oldu. Doğru. Ben zaten evet yeminli tercümandım o dönemde. Yani hani zaten dediğiniz gibi profesyonel olarak yapıyordum. Hı. Ama tabii yani yabancı dil çevirmenlik yapanlar özellikle çok iyi bilirler. Metinlerin nitelikleri çok farklıdır. Yani sanatsal, işte tıp, mühendislik gibi gibi
O yüzden hani benim için de yeni bir şey oldu sanat jargonuna hakim olmak. Hocam biraz seramik ve cam sanatı hakkında bunları konuştuk ama detaylarından pek bahsetmedik. Seramik ve cam sanatı hakkında bize biraz bilgi verebilir misiniz? Çünkü biraz karıştırılabiliyor. Yani artık alanlar da disiplinler arası olmaya başladı. Doğru, çok yakınlaşıyor. Doğru. Bize biraz da bu konudan bahsedebilir misiniz? Tabii. Şimdi seramik ve cam bölümü hayatımızın her alanında var olan bir şey, uygulama pratiği. Her yerde görebiliriz kafamızı çevirdiğimiz anda. Biz Nihal Hocam'la birkaç örnek seçip hani farklı teknikleri izleyicilerle paylaşabilelim diye getirdik. Yani sofra eşyalarından vitrifiyeye, sanatsal ürünlerden dekoratif ürünlere, kaplama malzemelerinden bitki yetiştirme, bahçe dizaynına kadar her alanda seramik vardır. Çok ham maddesi kildir. Hocam daha detayını verecektir. Ve bu çamur farklı versiyonlarla dünyanın her yerinde bolca bulunur. Hakikaten çok eşsiz bir nimettir. Yumuşakken istediğiniz şekli verebilirsiniz. Daha sonra bir fırınlanma aşaması vardır. Bu aşamadan sonra ürünü pekiştirmiş oluruz. Yani aslında seramiğin en önemli özelliği bir çamurken suyla akıp gidebilecekken onu şekillendirip ateşle, ısıyla kavuşturduğunuz zaman bir daha artık çözülemeyecek bir forma getiriyor olmanız. Dolayısıyla hani seramik ve camın büyüsünü de böyle belki en kısa açıklayabilirim. Aklınıza gelebilecek, hayal edebileceğiniz her şeyi çamurdan yapabilirsiniz. Her şeyi pişirebilirsiniz ve kullanabilirsiniz. Yani sağlam bir malzemedir, ucuz bir malzemedir ve kullanım alanı son derece geniştir. Burada tabii el becerisi ve doğru zamanlama, doğru işte ısı... Tekniğe hakim olmak mutlaka. Bunlar çok önemli değil mi? Tabii. İşte o da zaten eğitimden geçiyor. Yani son yıllarda izleyicilerimiz de belki duymuştur. Artık yetenek konusu çok ciddi anlamda tartışılıyor. Çünkü herkeste bir yetenek olduğu biliniyor. Mutlaka herkesin bir özelliği, özel bir yönü var. Bunun sadece geliştirilmesi gerekiyor veya uyandırılması gerekiyor. Yani biz herkese bu işi yapmayı öğretebiliriz. Bunun bir yöntemi var. Şu an ekranlarımızda da üniversitedeki faaliyetlerinizden örnekler görüyoruz. Şimdi bu öğrenciler mesela daha önce hiç çamurla bir şey yapmamışlar. Fakat gördüğünüz gibi çömlekçi tornasında şekillendirme yapıyorlar, vazolar, tabaklar, kupalar, hediyelik objeler, ufak tefek figürinler, heykelcikler bile yapabiliyorlar daha hiçbir şey bilmeden. Oldukça geniş bir alandan bahsediyoruz aslında, çok, öyle çok, değil mi? Çok, evet. Teşekkür ederim hocam. Şimdi Funda Hocam meselenin biraz teknik boyutundan bahsederken sizi işaret etti hocam. Şimdi seramik ve camın teknik boyutu hakkında ne söyleyebilirsiniz? Yani o teknik boyut dediğimiz şey nedir acaba? Hangi alanlara değiniyor? Şöyle bahsedeyim hocam. Mesela hocam zaten alanları çanak çömlekten vitrifiye kadar geniş bir alandan bahsetti. Ama biz kendi insan olarak varoluşumuzdan bu yana, hani ilk çağlardan bu yana zaten seramiğe dokunuyoruz. Kendi çocukluğumuzdan öngörürsek bir küçük çocuk, yani çamurla mutlaka herkesin bir haşır neşirliği vardır. Yani bir elle şekillendirme şey vardır. Belki okuma yazmaya, kalemi elimize alıp bir sanatsal bir şey, bir resim çizmeden önce çamurla herkesin bir tanışması vardır. Seramiğin öyle bir ruhu var zaten. Hani insanın ruhuna huzur veren, hani dokunduğu zaman rahatlatan bir yönü var. Teknik anlamda da açıklamaları var tabii bunun da.
kilin hani o eksi kutupları diyelim, biz elle şekillendirdiğimiz yapısından o suyla birlikte şekil alabilme özelliğini kullanabiliyoruz. Ama şöyle de bir avantajı var. Biz bunu fırınlama işlemine tabi tutuyoruz. Diğer sanatlardan farklı olarak ve uzun ömürlü korunmasını sağlıyoruz. Biz ilk arkeolojik kazılardan itibaren bakarsak, hı hı, Türk tarihinde de mesela ilk kurganlarda bizimle ilgili en eski tarihsel dokümanlar mesela o kurganlardan çıkan, hı hı, seramikten, heykelcerek pişmiş topraktan yapılan, kırmızı çamurdan yapılan örnekler. Bakıyoruz daha sonra Selçuklu, Osmanlı döneminde camilerdeki, özellikle Semerkant'taki camilerdeki o çinilere bakıyoruz. Bunların seramiklere bakıyoruz. Üzerindeki sır tabakası, bizim üzerine şu seramiğin üzerindeki camsı tabaka, fırınlayarak biz bunu camsı bir yapı oluşmasını sağlıyoruz. Buna sır diyoruz. Sır tabakası seramiğin daha uzun ömürlü, daha uzun yüzyıllar boyunca kalabilmesini sağlıyor. Bu yüzden mesela hayatımızın dokunduğu her yerde var. Yani günlük bir yaşamda düşünürsek, lavaboya giriyoruz, bir fayansla karşılaşıyoruz, bir lavaboyla. Oturuyoruz sofraya, bir kupayı elimize alıyoruz, bir bardak çay içiyoruz ya da bir fincan kahve içiyoruz mesela biz geleneğimizde. Ama bununla birlikte o teknik yapı, işte o pişirme, ham maddeler, o kullanabildiğimiz doğadaki bütün materyalleri kullanabiliyoruz yine organik esaslı. Onların hepsi bize yol gösterici oluyor. Bu alandaki mesela ben teknik olarak yapılan kurumsallaşmalarla ilgili Avrupa'daki 20. yüzyılda Bauhaus Okulu ile birlikte bu endüstriyel boyutla sanayinin ve tasarımın bir araya geldiği noktada aslında seramik daha farklı bir şekil alıyor. Tabii ki hani sanatsal üretim var ama bunun bir de ticari boyutu var. Biz mesela bu alanda iddialıyız biraz da. Hocam olsun, diğer öğretim üyemiz olsun, ben hani farklı alanlarda uzmanlıklarımız var. Ve bu alanda öğrencilere bu teknikleri verebilme kapasitesine sahip olduğumuzu düşünüyoruz. Ve bu alanda çok büyük iş olanakları var. Hı-hı. Online sistemde hani herkese ulaşabilme imkanına sahip olduğumuz için bizden mezun bir öğrenci alıp mesela bir seramiği şekillendirip internete koyup satabiliyor. Minimalist, daha küçük boyutta dediğimiz yapılarla da çalışabiliyorsun. Çok büyük, 1,5 metrelik devasa seramikler de yapılabiliyor. Seramiğin bu 3 boyutlu yapısı bize bunu sağlıyor, imkanı sağlıyor. O kimyasal yapısı, bunu fırınlayarak daha dayanıklı hale getirmemiz de bizim bunu daha endüstriye taşımamıza da olanak sağlıyor. Ama sanatsal üretim açısından da 3 boyutlu bir yapıya sahip olması bizim ona istediğimiz şekli vermemizi de sağlıyor. Hocamın mesela masasında duran örnekleri görüyoruz. Kalıpla da şekillendirebiliyoruz. Dijital tasarımlar ön plana çıktı. Dijital olarak bu benim grafik tasarımdaki öğrencilerime yaptırdığım bir tasarımdı. Porselen bir tabak üzerine dijital baskıyla uygulama yapabiliyoruz. Bu çok daha hani yön tasarımsal boyuta olanak sağlıyor. Burada Fevzi hocamız var, burada kendisi yok ama onun tasarımları var mesela. Burada görüyoruz mesela bir üründen kalıp alıp onun dökümünü yapabiliyoruz. Çamur o kadar olanak sağlıyor ki bize aslında. Bu yüzden seramiğin bu 3 boyutlu dokusu ve fırınlandıktan sonraki dayanım kazanması bize her zaman yol gösterici oluyor. Evet. Şimdi bilim insanları artık bugün bunu açıkladılar ve insanın toprakla teması, onun işte o negatif enerjisini, hı hı, atabildiği bir alan olarak görünüyor. Şimdi o zaman seramik ve cam sanatçıları birazcık daha stressiz insanlar mı? Böyle diyebilir miyiz? Biz onu yaptığımız an stressizleşiyoruz. Ben öyle düşünüyorum. Ben de ona inanıyorum. Yani genelde sakinizdir. Evet. Yani bölüm içinde bir sorun olmadı hiçbir zaman, olmaz. Bilmiyorum tabii, bu enerjimizi çamur mu alıyor artık? Ama bu doğru. Yani hakikaten tabii şaka bir yana, yani bu topraklanmayla insanın elektrik yükünü aldı. Doğru tabii ki. Evet. Tabii yani ben de sanat eğitimi aldım biliyorsunuz malum sizler gibi ama tabii benim alanım birazcık daha tabii sizlerinkinden farklı ama yine de bütün aşağı yukarı bütün sanat alanları için şunu söyleyebiliyoruz ki bunlar aynı zamanda insanların hobileri, hı-hı, olabiliyor. Hı-hı. Tabii ki üniversitede çok daha akademik bir eğitimle sanatı ve endüstriyel, artistik ve endüstriyel üretimi bir araya getiriyoruz bizler. Belki de her anlamda. O noktada hocam hem bölümünüzle alakalı birazcık daha detaylı bilgi ben rica edeceğim sizden. Hem de diğer yakın bir alan olabilecek heykelden farkı nedir? Çünkü
Aşağı yukarı aynı malzemeleri kullanıyorsunuz diye biliyorum ama detayını birazcık daha seyircilerimize anlatmanızı rica edeceğim. Tabii tabii hocam. Yani hobi o kısmına değindiğiniz çok iyi oldu. Çünkü yani aslında hani formal eğitime geçtiği zaman insanlar hobi olarak yaptıkları bu işi hani daha ciddileşince çok keyif almayacaklarını zannediyorlar. Fakat malzeme kendini o kadar esnek bir şekilde sizin emrinize amade ediyor ki siz bile ortaya koyduğunuz ürünlere şaşıp kalıyorsunuz. Mesela şu an ekranlarımızda evet. Sizin de önünüzde duran bunlar kalıptan alındı herhalde ya da nasıl oldu? Biraz bundan evet. bahseder misiniz hocam? Şimdi bunlar kalıp tekniğiyle alındı. Bu bir projemin parçası, sürpriz projemin parçası. Gerçi okuldaki herkes biliyor artık çünkü 2 senedir üretim aşaması devam ediyor. Tek öğrencilerden farklı farklı yüzlerinin kalıbını alıp bu kalıpların içine tekrar model alçı dökümü yapılıp o alçının tekrar kalıbı alınıp alçıyla içine sıvı seramik çamuru dökmek yöntemiyle şöyle dik tutarsam daha net görünecektir. Yani bu gerçekten bir insanın tabii, yüzünün gerçekten, kalıbı. Evet birinin yüzü bu. Hatta Zehra Büyükbaş'a da sevgilerimizi iletelim buradan. Evet, onu da almış olalım. Burada peki bu uygulamayı yaparken kalıbı alınan kişi nasıl nefes alıyor? Bir böyle bir eğer şey değilse yani bir gizli bir bilgi değilse bunu da Tabii. Şu anda ikisi de yaşıyorlar. burun deliklerini açık bırakıyorum sadece kalıp alırken. Yani sadece öğrencilerin hani grip olmaması, burnun tıkalı mı diye soruyorum. Bir de hani klostrofobisi yoksa sorun olmuyor. Zaten 15 dakika sürüyor işlem. Hani burnu ağzı en son kapatıyorum zaten böyle alından yavaş yavaş aşağı doğru kademe kademe inerek. Öyle oluyor ama tabii ilgilenen çok öğrenci oluyor. İzlemeye geliyorlar. Çok da lafa tutulmuşsam ve kafam dağılmışsa burnunu bile kapatmaya çalıştığım kişiler oldu ama hani böyle kola müdahale edebildikleri için şey olmadı, bir kazayla karşılaşmadık. Çok keyifli bir iş yani bu öğrenciler hem bizim fakültemizin hem üniversitenin farklı bölümlerinden gelen öğrenciler. Yani bu projenin hani bölümümüzle alakalı da bir girizgah olması için iyi oldu aslında. O kadar ilgililer, o kadar meraklılar ki bizim çalışmalarımıza. Bizim bile Nihal hocam da söyleyecektir bunu. Tanımadığımız ama bizi tanıyan pek çok öğrenci var üniversitede. Çünkü çalışmalarımıza, etkinliklerimize, atölyemize çok ilgi duyuyorlar. Gelip bir şeyler üretmek istiyorlar. Farklı alanlardan öğrenciler. Çok farklı. Tabii ki diş hekimliği, matematik, sınıf öğretmenliği, iktisadi, idari bilimler fakültesi öğrencileri, saymayı unuttuklarım beni affetsinler lütfen. Fen Edebiyat Fakültesi öğrencileri, İlahiyat Fakültesi, Ziraat Fakültesi. Biz bunların dışında da kulüplere de destek verdik. Gençlik Spor evet. Bakanlığı'nın Genç Ofis'te bir projemiz vardı. Onlarla da ufak bir çalıştay düzenledik. Hocam ve diğer bölüm arkadaşımızla birlikte atölyemizi açıyoruz herkese zaten bu konuda. Normalde seramik yapımı biz lokalde çok fazla öğrenciyle çalışan bölümler değildir. Yani Türkiye genelinde. Ama ben mesela hocamı da aynı şekilde ben 100 tane öğrenciye bu dönem mesela seramik yaptırdım. Hocam bir mukabele öyle aynı şekilde gerçekleştirdi ama hani onlara bir şeyi dokundurmak da lezzetli geliyor. Bir eğitim fakültesinde okul öncesi öğretmenliğinde bir öğrenciyle çalıştığın zaman onun bakış açısıyla güzel sanatlardaki öğrencinin bakış açısı çok farklı oluyor. Ve biz de onlardan aslında kazanım elde ediyoruz. Yani onların farklı bakış açılarıyla derslerimizi de yönlendiriyoruz hocamla beraber. Bu etkinlikler herhalde değil mi? O bahsettiğiniz sınıfta var, etkinlik de var aslında. Burada ders kapsamında da yaptığımız şeyler var. Yeni ufak bir atölyemizle başladık biz. Sağ olsun rektör hocamız bir atölye tesisi yaptı bize. Daha önceden bölüm için alınan pek çok cihazımızı aktive ettik.
Bakın burada da etkinlikten görüntüler görüyorsunuz. Hocam da sağ olsun birebir öğrencileriyle, o da çok ilgilenen bir insan. Hepimiz seviyoruz gençleri ve onların hani dokunmasını istiyoruz bir şeylere. Ve seramik hani direkt ürün alabileceğim bir alan olduğu için çok daha öğrenciye lezzetli geliyor. Çünkü yaptığı şey direkt eline geliyor yani. Bir mesela resim yaparken pek çok aşamadan geçiyorsun ya da bir heykel yaparken pek çok tekniği öğreniyorsun, ama seramiğin böyle bir doğası da var. Biz ilk defa gelen öğrenciye de bir iş çıkarttırabiliyoruz. O anlamda bizim için de zevkli oluyor. Bu anlamda daha lezzetli olacağını düşünüyorum yani yaptığımız üretimi. Burada aslında sanatın hem iyileştirici hem birleştirici gücünü de görmüş oluyoruz. Yani hem farklı bölümlerden, alanlardan, insanlarla, öğrencilerle bir araya gelebiliyorsunuz ve ortaya bir şey çıkarabiliyorsunuz. Gerçekten bunun çok lezzetli bir kazanım olduğunu düşünüyorum. Peki bu süreç yani ne kadar sürüyor? Bir ürünü, bir eseri ortaya tam olarak bitmiş haliyle koymak. Tabii ki bu herhalde değişiyordur. Tabii ürüne göre değişiyordur ama. Ya yani aşamalı bir sürecimiz var bizim. Şöyle seramik mesela. Çünkü çamur, fotoğraflarda çok özür dilerim gördük. Yani önce herhalde bir çamuru yoğurma aşaması oluyor. Sonra şekil veriliyor. Sonra fırınlama aşaması. Fırınlamadan önce mesela biz kurutma aşamamız var. Evet. Seramiğin içerisindeki suyu uzaklaştırmamız gerekiyor. Uzaklaştırdıktan sonra fırınlama aşamasına tabi tutuyoruz. Sonra eğer sırlı çalışacaksak tabii ki hani hocamın mesela masanın üzerindeki işleri sırsız çalıştığı bir projesiydi. Yüz kalıpları değil mi? Tabii. Ama sır tabakası yok şu an zaten mat olduğu için de anlaşılabiliyor. Ama bu ürünlerde mesela sır var orada gördüklerinizde de. Zaten parlaklar ya da yarı parlak. Bunu oradan anlayabiliyoruz sırlı olup olmadığını. Evet yani mi? Ama en net şeyi de kaygan olmasıdır. Hani sırlı dokular. Tabii sır konusu da çok engin bir konu. Yani pürüzlü yüzeyler de sırlı olabilir ama genelde kaygan bir tabakadır. Hani hijyen açısından kullanım kolaylığı. Renkler de görüyoruz bu arada. Yani kimi ürününüz renkli, kimisi beyaz veya çamurun kendi renginde. Ya doğadan alınan elementlerle biz her rengi sağlayabiliyoruz. İşte bir demir mesela bize kırmızılık sağlıyor. İşte bakır yeşil renkleri sağlayabiliyor. Biz doğadan aldığımız her şeyi üretimin içerisine sokabiliyoruz. Tabii ki hani şimdi biraz biz eğitime yoğunlaştığımız için hazır aldığımız malzemeler var ama bizim baştan sona çamurumuzu, sırımızı da üretme imkanımız mevcut atölyemizde. Ama tabii ki fabrikasyonda lokal bazda ufak çalışmalar yapabiliyoruz. Çünkü biz eğitsel olarak o altyapıyı verip daha sonrasını hani öğrencinin kendi yetiştirmesine, gideceği alana göre yönlendiriyoruz. Bu şekilde bir üretim aşamamız var. Evet. Hocam bölüm başkanı olarak şimdi size başka bir soru sormak istiyorum. Bütün bu etkinlikleri henüz bölümünüz tam olarak resmi olarak faaliyette değil mi? Yani bu süreçte mi gerçekleştirdiniz? Hocam evet yani sizin sorunuzu da aslında seramik ve cam bölümü ve hani heykel bölümüyle çok karıştırılıyor bazı üretim aşamalarında onu söylememiş de olduk, onu da açıklayayım. Şimdi dediğiniz gibi evet bizim bölümümüz şu anda altyapısı, fiziki altyapısı ve demir başlarıyla eğitime hazır. İşte hani asgari koşullar dediğimiz eğitimi verebilmek için sahip olmamız gereken bütün koşullara sahibiz şu anda. Hatta başvurumuzu da yaptık Yükseköğretim Kurumu'na. Bir sorun çıkmayacaktır diye düşünüyoruz. Eylül'de inşallah eğitime başlıyoruz artık bölüm olarak. Hem akademik kadromuzla hem atölye, geniş atölyelerimizle yani hocamın dediği gibi Sayın Profesör Doktor Ali Akdoğan bize bir yer tahsisi yaptı. Güzel geniş bir atölyemiz var şu anda. İlave yerler konusunda da görüşmelerimizi, planlamalarımızı yaptık. Yani seramik kalıp alma, fırınlama, işte bütün bu aşamalar için teçhizatımız da yerimizde hazır. Zaten bilfiil de kullanıyoruz. Özellikle aktivitelerde hani canlı tutmaya çalışıyoruz çok atölyeyi. Onun yanı sıra cam kısmı da eklenecek şimdi. Onun yer hazırlığı yapıldı. İşte bu yazda onun altyapısını tamamlayacağız.
Yani öğrenciler geldiğinde şey gibi olacak, gelin evi gibi her şey hazır olmuş olacak. Yani şimdi, eksik bırakmadan evet yani hani bir bölümün de bunu belki öğrenciler hani ne kadar gözlemler bilmiyorum ama meslektaşlarım onaylayacaktır. Bir bölümü ilk defa açtığınızda, bölüme ilk defa öğrenci aldığınızda eksik mutlaka olur. Mutlaka evet, ve tabii, mutlaka. Tabii. Ama yani bizim bölümde iddia ediyorum bir eksiğimiz yok. Bu da çok şaşırtıcı bir durum. Yani hakikaten biz biraz sağlam adımlarla gittik. Yani acele etmedik. Tam olsun, iyi olsun istedik. Hani öğrenci de biz de rahat edelim. Çünkü hani odak noktamız sıkışıklık olmasın. Neyi nerede yapacağız, neyi nerede öğreteceğiz olmasın. Odak noktamız iyi öğretmek, iyi deneyim kazanmalarını sağlamak, işte onlarla rahat çalışabilmek, huzurla çalışabilmek olduğu için bu aşamalarda bir sorunumuz yok. Etkinliklerle de güzel provasını yapıyoruz bunun. Öyle bir faydası da var. Yani kaç kişiyle hangi alanda çalışırız, fırınlama tempomuz nasıl olur? Çünkü fırınlama da bir aşama hocamın dediği gibi. Bir süreç gerektiriyor. Tabii yani her şeyi şekillendirdikten sonra iş bitmiyor. İşte heykelden biraz da ayıran evet, bizi nokta işte o teknik olarak. Evet işte en önemli kısmı da heykelden ayrıldığımız bu olmuş oluyor. Bizim ürünlerimizin hepsinin ilave aşamaları var. Kurutma, pişirme, fırınlama ve sırlama gibi. Heykel bölümünde aslında şöyle... Yani burada gördüğünüz ürünlerin hepsini heykel bölümünde de aldığınız eğitimle aşağı yukarı üretebilirsiniz. Fakat yani bunun kullanıma uygun hani böyle elinize alabileceğiniz bu şimdi bir sanatsal ürün. Dolayısıyla hani bunun ergonomik olarak ne yapılabileceğini şu anda izleyiciler çok şey yapamıyor olabilir. Bunu mesela mumluk olarak kullananlar var, eli böyle açıp. İşte bu hani bir bu tarafını yassıttığınız zaman bu bir bardak bile olabilir. İçi şöyle göstereyim, boş çünkü. Bozuk para konabilir belki. Bozuk para konabilir, evet. Yani hani fonksiyon üretiminize göre size kalmış bir şey. Şimdi heykelin zaten malzemesi farklı. Evet onlar da çamur kullanıyorlar ama... Onlar şekillendirme için yani daha sonrasında kalıbını almak üzere çamuru kullanıyorlar. Onlarda bir fırınlama aşaması yok. Yani malzeme çamur olarak kalmıyor heykel bölümünde kil olarak. O başka bir şeye dönüşmek üzere bir ham madde olarak hizmet veriyor. Zaten onların kullandığı kil de farklı bir kildir. Fırınlamaya uygun değildir. Bizimki seramik çamuru. Onlarınki daha çok hani... Yani çamur desek belki daha doğru olur. Hani renk ve kıvam bakımından benzeyebilir. Ama fonksiyonel olmaz işinizi tamamladığınız zaman. Onların malzemesi genelde taş, ahşap, metal. Daha çok yontuya ve asamblaja yani birleştirmeye, kaynaştırmaya yöneliktir. Bizimki daha çok böyle şekillendirme hani... form çeşitliliği açısından özellikle fonksiyonellik yani hayatın içinde kapladığı yer bakımından çok farklıdır. Yani heykelsi ürünler hani elbette fonksiyonel olarak kullanılabilir mekanlarda ama daha çok böyle anıtsal işlerdir. Yani sanatsal olarak bir fikri, bir mesajı aktarırlar, bir dönemi hatırlatırlar. Çok büyük olabilir şeyler, heykel ürünleri. Dediğim gibi yani en büyük bence farkı onlarda kilin nihai ham madde olarak kalmıyor olması. Ve çok daha büyük parçalar üzerinde, daha anıtsal, adı üstünde heykel. Büyük boyutlu çalışmalar yapıyor olmaları ve malzemeleri bizimkinden çok farklı. Taş gibi işte bronz gibi mesela bronz döküm olur, epoksi kullanıyorlar. Yani genelde döküm hani kalıp içine döküm ve o döküm yapıldıktan sonra o heykel artık
sabitlenmiş olur. Yani hani bir daha onu çok üretmenize gerek kalmaz. Bizimki seri üretime biraz daha uygun. Yakın. Yakın, yani. Evet. Ama şey açısından yani dediğim gibi hani ergonomik olması, işte hijyen bakımından kullanıma uygun olması, kullanım alanına göre seramik endüstri ve hayatla çok daha fazla iç içe gibi düşünüyorum ben. Evet hocam. Şimdi o zaman değerli seyircilerimize gerek çevre illerden olsun, gerek ordumuzdan olsun şu müjdeyi verebilir miyiz inşallah bir aksilik olmazsa? Bu sene öğrenci alacağız. Çünkü fakültemizin tabii oturmuş bölümleri var Güzel Sanatlar Fakültesi'nde. Onlar zaten yıllardır öğrenci alıyorlar. İnşallah umuyoruz seramik ve cam bölümü de bu yaz yetenek sınavıyla yine olacak. Doğru, doğru hocam yetenek sınavıyla. Öğrenci almaya başlayacak inşallah. Bunun da müjdesini vermiş olalım inşallah. Bir aksilik olmaz. Hocam peki tabii bu arada yavaş yavaş programımızın da sonuna geliyoruz. Yani bir solukta geçiyor böyle. Bizim programlarımız böyle oluyor biraz hocam. Konuşacak çok mesele kalıyor ama şunu da duymadan programa son vermeyelim. Mezunlarımız peki hangi alanlarda iş bulabiliyorlar, bulacaklar bizim bölümümüzü, sizin bölümünüzü okuduklarında? Şimdi şöyle söyleyeyim, Türkiye'deki seramik fabrikaların hepsinde çalışabiliyorlar. Cam fabrikaları aynı şekilde. Üç boyutlu tasarımın olduğu her yerde bizim öğrencilerimizin çalışma olanakları mevcut. Porselen fabrikasından seramik fabrikasına, tuğla kiremitten vitrifiyeye kadar pek çok alan mevcut. Bu önünüzdeki hocam mesela bu tabak bu bir hediyelik eşya hediyelik, olarak evet, kullanılabilir. Ve ön tarafında bir Ordu Üniversitesi için tasarlattık. Evet. Geleneksel desenler temamızdı burada. Çini ve seramik desenleri özellikle Selçuklu Osmanlı dönemi. Şu laleler biraz Çini sanatının etkileriydi. Öğrencimiz onu kullandı. Bir de tipografiyi de yer almıştı. Ordu Üniversitesi'nde kendi hat sanatından hani esinlenerek bir yazı türünü seçin demiştim. Öyle bir temayla yapmışlardı onu. Şimdi şöyle bir şey, çok özgürlük tanıyor seramik. Bir de üç boyutlu bir dokuya sahip olduğu için görsel olarak da etkisi daha yoğun oluyor. Mesela tipografi dediniz değil mi hocam? Yani evet, yani disiplinler arası ne kadar aslında disiplinler tabii arası olduğunu da gösteriyor bu. Şöyle örnek vereyim. Mesela bizim Türk Seramik Derneği var. Pek çok disiplini bir arada bulunduran nadir derneklerden biridir. Mesela burada seramik sanatçıları, endüstriden insanlar, akademiden insanlar hepsi bir aradadır. Çünkü seramik öyle bir disiplin zaten. Ne Sanayi Nefise Mektebi'nin ilk kuruluşunda hani kurumsal olarak Türkiye'deki ilk örneklerindeki kişileri görürsek mesela bunların geniş alanlarda işte Füreyya Koral'ın, Atilla Galatalı'ların açık alanlarda seramik panoları vardır. Mesela bu İstanbul Manifaturacılar Çarşısı'ndan tutun pek çok alanda vardı örnekleri. Yıkılanlar da var, kalanlar da var. Günümüzde de hocamın da kendisinin de işleri var. Özellikle sanatsal duvar karoları, uygulamaları mevcut. Geniş alanlarda, insana dokunabilen alanlarda, yaşam alanının içerisinde yer alması seramiğin o üç boyutlu dokusunun daha yoğun olmasıyla gerçekleşiyor. Bu yüzden hani her alanda üretim yapabilirler. Bir de şöyle bir şansımız var. Şimdi pandemiyle birlikte online olarak hani satılan işler, Instagram'dan ya da farklı platformlardan kişilerin işlerini paylaşması, yaptığı çalışmaları paylaşması mümkün oluyor. Minimalist bir çalışma yapıp hani fırını da olmayabilir birinin, hazır bir çamur alıp evinde üretim yapıp onu ondan sonra fırınlatıp satması mümkün internette. Ufak bir atölye açabilir bir mesela öğrencimiz. Mesela ufak bir fırınla, KOSGEB'in destekleri var çoğu yerde zaten. Ufak bir destek alıp bir fırınını alıp her şeyi üretebilir. Sadece bir fırın ve ufak tefek aletlerle tamamen üretim yapılabilir hale gelebiliyor. Ve bunları sanatsal formda hani kendi bakış açısıyla, dünya görüşüyle ya da işte yaşanmışlıklarını katarak üretimler gerçekleştirebiliyor. Şimdi ben bir de şuna vurgu yapmak istiyorum. Hocam hani sanatçı olan kendisi hani biraz daha o konuda daha yoğundur ama bölgenin de ilham veren bir dokusu var. Orada özellikle kültürel, doğal özellikleriyle sanatçıya da ilham veren bir dokusu var.
Ve yakın bölgede sadece Samsun'da var. Bu bölgede Samsun'da seramik bölüm mevcut. Ve bu alanda bir açık olduğunu hissediyoruz biz de. Öğrencilerimiz de zaten bunu bize yansıtıyorlar. O açlığını hissediyoruz öğrencilerimizden de. Ve bu alanda yaptıkları tasarımların da çok rahat bölgede de satılabileceğini, internette de satabileceklerini, küçük bir atölye kurup önüne koyup hani onu da satabileceklerini biliyoruz bu alanda. Ama endüstri de çok geniş bu alanda. Bu alanda da çalışabilecekleri, hatta Ordu'da da vitrifiye fabrikası mevcut, seramik sağlık gereçleri. Türkiye'nin pek çok yerinde de bunlarda çalışma imkanları mevcut. Yani hem büyük fabrikalarda iş imkanına sahip olacak mezunlar, evet, hem de kendi şahsi atölyelerini kurabilecekler. Ve herhalde anladığım kadarıyla da çok büyük bütçelere de ihtiyaç yok. En azından daha küçük çaplı bir atölye için. Evet, evet. Yok yani tabii ki. Tabii. Bir hobi olarak düşünüldüğü zaman kesinlikle. Yani bir normal bir bütçeyle hocamın dediği gibi başlanabilir. Yani zaten alet edevat dediğimiz zaman hani evde kullanılmayan her şey, eski kredi kartları bile, çatal bıçak bile, bir çay kaşığı bile bizim için şekillendirme için bir alete dönüşebiliyor. Yani nalburlarda satılan bildiğimiz aletleri kullanarak hakikaten envai çeşit şey yapmak mümkün. Benim mesela şu burada gördüğünüz şey çiçek motifi, benim tasarladığım bir şey, panonun parçası. Panonun çiçeklerin, duvar panosunun çiçeklerinden bir tanesi. Onun mesela üstündeki dekoru çamuru kazıyarak yaptım. Ve o şeyi de hani eski bir manikür pedikür takımının kullanılmayan bir aletiyle yaptım. Biraz daha evet, yakından, şimdi daha yakından. Hocam tekrar gösterebilir misiniz bu anlattığınız şeyi? Evet. Şimdi üstünde şey, kabartma dekorlar görüyorsunuz şuralarda. Bu yani çukurluklar ve yükseltiler, hani rölyef olarak adlandırdığımız. Bunları dediğim gibi yani hani şeyler, manikür aletlerin içinde görmüşlerdir böyle tırnak diplerini ittirmek için. Öyle ucu üçgenimsi bir şey vardır, küçük el aleti. Mesela onunla yaptım. Yani bıçak ucu olabilir, çay kaşığı, dediğim gibi kredi kartı mesela, işte veya kart, kimlik, eski kimlik kartları bile çok kullanılıyor. Bir yani de şekil vermeye yarayan neredeyse her şey. Tabii. Yani o verdiğiniz şekle bağlı olarak siz zaten hiçbir formda aynı aletleri kullanmıyorsunuz. Hani bir şey yaparken diyorsunuz ki şöyle bir şey olsa da şuraya şu dokuyu yapabilsem diyorsunuz. Etrafınıza bakıp buluyorsunuz bir şeyler. O yüzden biz seramikçiler hatta biraz istifçiyizdir. Öyle bir yönümüz de var. Yaprağı bile kullanabiliyoruz. Yaprağı bile doku yapmak için kullanabiliyoruz. Mesela danteller, dantel örtüyü işte çamurun üstüne koyup merdaneyle açtığınız zaman danteli birebir çamura geçirmiş oluyorsunuz. Yani düşünsenize seramikten dantel dokulu bir nihaleniz olduğunu mesela, veya bir peçeteliğiniz olduğunu. O zaman veya bir aynanız olduğunu, bilemiyorum, hani hayal gücü üretene kalmış bir şey. O zaman seramik ve cam eğitimi almak isteyenlere söyleyelim, buradan atmasınlar. Biraz biriktirsinler. Evet, bazı şeyleri istiflesinler, evet, diyebiliyoruz. Hocam son olarak teknolojik gelişmelerin sizin bölümünüzde, alanınızda ilgisi nedir? Ne kadar teknolojiyle iç içesiniz? Olmak zorunda mısınız? Son olarak bunları da öğrenmek isteriz. Tabii ki. Şimdi şey olarak teknoloji geliştikçe aslında belki burada Nihal hocama söz versek daha iyi olacak. Çünkü hani sırların mesela uygulama biçimleri biraz daha kolaylaşıyor zaman ilerledikçe. Çünkü daha kolay olgunlaşan, daha sorunsuz ham maddelerle birlikte, teknolojiyle yeni malzemeler üretiyorlar bizim için. Ayrıca dijitalleşmeyle beraber hocamın dediği gibi hani eskizle çizdiğimiz bir şeyi bilgisayar ortamında mesela 3 boyutlu şekillendirme programlarıyla, ki bugün endüstride bunu herkes kullanıyor,
İşte AutoCAD gibi, işte Cinema 4D gibi, 3D Max gibi daha birçokları var. Bunları da kullanarak mesela tasarımını yapıp onu direkt üretim için kullanabiliyor. Böylece formu çünkü her açıdan görebiliyor, çevirebiliyor. İstediği değişikliği yapıyor. Ekranda görüyor neye benzeyeceğini. Ondan sonra üretmeye başlıyor. Bu çok büyük bir avantaj. Baskı yöntemlerinde, dekor, yüzey dekoru tekniklerinde çok büyük gelişmeler var. Fırınlama mesela eskiden bir çukur kazıp içine koyup üstüne açık ateşte pişirilirken şimdi insanlar. Mesela fırınlar kullanılıyor. Daha önce mesela işte elektrikli fırınlardan önce odunlu fırınlar varken doğru. Elektrik, şimdi doğalgaz. Evet. Yani enerji de bizi çok etkiliyor aslında. Çok çok kaynak bizim en büyük olarak. Girdiğimiz zaten hani büyük fabrikaların da odur, enerjidir. Mesela işte çamurun daha kısa sürede pişirilmesi için önceden mesela 2-3 pişirimi yapılırken şimdi tek bir seferde çamurla sarı birlikte pişirilebiliyor. İşte bu teknik mesela bu alandaki gelişmeler. Şöyle örnek vereyim. Eskiden mesela seramik fabrikaları Türkiye'de ilk kurulurken yurt dışından bunların ana mesela bir kekin reçetesi gibi 3 tane yumurta, 2 tane işte şu kadar şeker gibi. Seramikte de işte kil, kuvars, feldspat şu oranlarda konulur denilir. Onun gibi hesaplamaları var. O hesaplamaları biz dışarıdan alırken bugün o hesaplamaları kendimiz yapabiliyoruz artık. Onunla ilgili teknolojiyi geliştirebiliyoruz. Daha düşük sıcaklıkta daha iyi nasıl bir ürün elde edebiliyoruz? Rengini nasıl daha parlak elde edebiliyoruz? Hocam gösterdi mesela mat sır var orada önünde elde. Mesela mat bir şekilde görüntü istiyorsak öyle bir sır elde edebiliyoruz. Bu teknik olarak elde edilen bir görüntü. Ya da parlak bir sır elde etmek istiyorsak onun için gerekli ham maddeyi kullanabiliyoruz yapıda. Çok tekniğe girmek istemediğim için ayrıntı inşallah bölüme gelen arkadaşlar biliriz o konuda da. Ama bu alanda bize olanak sağlıyor. Hocamın da belirttiği gibi dijital alandaki gelişmeler bizi çok etkiliyor. Üç boyutlu tasarım programlar bu daha büyük bir özgürlük tanıyor. Ama tabii ki ben hocamın dediği gibi bir sanatçının her yönden gelişmesi gerektiğini düşünüyorum. O entelektüel yapıya sahip olması gerekiyor. Yani zanaatçıdan ayrıldığımız nokta bizim tasarımsal boyutumuz, o düşünsel boyutumuz. Sanatçının bence dokunuşlarıyla bunun daha çok insana dokunacağını, daha çok alıcıya gideceğini düşünüyorum. Evet, yani hem geleneksel yöntemleri belki benimseyen, kullanan ama aynı zamanda teknolojinin de içinde olan bir bölüm. Doğru. Evet, değerli hocalarım ben her ikinize de çok çok teşekkür ediyorum. Bu akşamki yayınımızı şereflendirdiniz. Seramik ve cam bölümünü konuştuk. Hepinize çok çok teşekkür ediyorum. Biz de teşekkür ederiz hocam. Biz bölümümüzü, işimizi anlatmayı seviyoruz. Evet. Seviyoruz çünkü seramiği. Evet. Böyle bir şans verildiği için de bize teşekkür ederiz. Evet. Kendimizi ifade etme anlamında, daha çok kitlelere ulaşma anlamında verilen şans için de teşekkür ederiz. Evet. Bölümümüze de bekleriz inşallah başka bir çekimde. Evet, inşallah. Evet, değerli seyirciler, bu hafta yine çok değerli iki konuğumuz vardı. Ordu Üniversitesi'nden seramik ve cam bölümü üzerine, sanat üzerine konuştuk. Önümüzdeki hafta yine başka bir konukla sizlerin karşınızda olmayı umuyoruz. Hepiniz hoşça kalın, sağlıcakla kalın efendim.